Bayren Kozmatürk'ten bir gazeteci ve festivalin başından beri büyük bir titizlik ve hassasiyetle takip ediyor. Takip ediyoruz. Evet Cenk, nasıl geçiyor festival? Aslında bu sene festival kurumsal kimlik açısından en güzel dönemini yaşıyor. Çünkü ben açıkçası Cannes Film Festivali'nin tadını aldım. Sunuşlarından film festivalindeki filmlerin gösterimlerine kadar artı Elif Dağ Devre'nin de her film festivalinde olduğu gibi direktörlüğünü üstlenmesi benim için son derece güzel oldu. Hı hı. Biraz şöyle baktığımızda yurt dışındaki festivallerin tadını bu sene daha net aldığımı gösterebilirsiniz. Yani şey düşünün, kıyafetlerin seçiminden tutun, kırmızı halının sunumuna kadar her şey çok iyiydi. Evet, zaten kıyafet konusunda da bu sene bir yönetmelik değişikliği var. Artık evet tartışmalar oldu ve o tartışmalar bununla beraber kapanmış oldu. Çünkü eskiden işte kotla, yırtık kotla, işte spor ayakkabıyla, hırkayla gelinme durumları tartışma yaratıyordu. Bu sene o tamamen kalktı sanırım. Güzel oldu çünkü festivale bir kişilik kazandırdı. Hani keşke Türkiye'deki diğer festivaller de bu tarz kurumsal kimliklerini daha da güçlendirmeye çalışabilseler. Çünkü benim her zaman söylediğim bir şey var. Eğer festivalin kurumsal kimliği güzelse o hem kente güzellik katar, hem yurt dışındaki kendi bakış açımızı, kendi görüşümüzü daha net anlatabiliriz. Hem de Türk filmlerinin yurt dışında pazarlanmasını daha net sağlayabiliriz. Eğer ki imaj varsa her şey vardır. Başka bir şey yapamaz. Az önce Cannes Film Festivali dedim, hani genelde o konuşuluyor. Jeremy Irons da onun altını çizmişti. Hani sanki Cannes'da gibiyim demişti. Antalya'nın da öyle bir iddiası var. Birazcık uluslararası arenaya yönelmek ve orada kendini göstermek istiyor. Bu aslında şöyle bir şey var. Festivalin başında kim varsa, Menderes Türel, daha önceki hayallerini şimdi gerçekleştiriyor ve daha da güçlendirerek gerçekleştiriyor. Ama ben gene de söylüyorum, festivalin başındaki vizyon sahibi insan kimse, o vizyon sahibinin görüşleriyle hareket ediyor ve ona göre pazarlanıyor. Ondan dolayı Cannes Film Festivali aslında benim açıkçası söyleyeyim, her zaman imrenerek baktığım ve izlediğim festival ve bireysel de takip ediyorum. Bu sene Antalya'da onun havasını yaşadım. Önümüzdeki seneler daha da iyi olacak. Çünkü bildiğiniz gibi bir şeyi bir anda yapmak ve bir anda gerçekleştirmek çok zor. Bundan dolayı da Antalya en güzel adımını zaten geçen sene atmıştı. Bu sene daha da güçlendirdi. Bundan sonra daha da güçlü olarak ilerleyecek. Ben şunu biliyorum ki 10 sene sonra geldiğimde bizden daha genç gazetecilere bu günleri ben övünerek anlatacağım. Çünkü biliyorum 10 sene sonra daha da iyi bir festivalle onlara daha güzel bir ortam sunacağız. Peki bir de festival değişikliklerinden konuştuk. En önemli değişikliklerden bir tanesi ödül töreniyle ilgili. Genelde tek bir günde tüm ödüller verilirdi. Bu sene ikiye bölündü. Bu akşam bir ödül töreni olacak. Forum'dan ödül töreni ve sanıyorum işte en iyi ilk film, senaryo, müzik ödülleri yarın da ana ödüller verilecek. Festival adetleri çünkü çoğaldı. Doğal olaraktan en büyük sorun aynı gece içerisinde tüm festivalin sıkıştırılması ve insanların söz hakkı az tanınmasıydı. Bu sene ikiye ayrıldı. Cumartesi akşamı bu gece bir ödül törenimiz var AKM'de ve Cam Piramit'te de pazar günü en büyük ödül töreni var tabii ki. Genç sinemacılar, kısa filmciler hepsi bu gece ve tabii ki gelecek, tabii ki forumun da ödülleri bu gece. Yarın da en büyük tabii ki gümürtünün koptuğu, dedikoduların uçuştuğu. Her sene olduğu gibi bu sene de mutlaka olacaktır. O tadı tuzu belki de artık festivalin. Bu sene bence daha güzel olacak. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlara daha fazla konuşma hakkı ve kendini ifade etme hakkı verilecek. Bundan dolayı iki ayrılması güzel. Ama tabii ki ilk deneyim olduğundan dolayı hatalar olabilir. Ben her zaman şey derim, hata olan yerde iş vardır. Onun için Antalya Altın Portakal'da hata da olsa olabilir. Ama bu hatalar önümüzdeki seneler tekrarlanmaması dileğiyle daha iyi festivale doğru adım atacağız.
Peki. Bir gerçek. Harika. Son olarak favori filmin var mı? Hemen onu da sorayım. Evet. Yani Saklı ve Sarmaşık. Sarmaşık favori. Herkes gibi. Ama şöyle bir şey var. Ben biraz Sarmaşık'ta şeyi hissettim. Yıllar önce Lale'de Bir Azize ve devamında Gemide filminin çekimleri vardı. Hı hı. Gemide'nin daha gelişmiş ve daha güzel versiyonu. Ben açıkçası iki filmde de çok etkilendim. Tabii ki burada etkilendiğim oyuncuların performanslarıydı. Son derece güzeldi ve bence çok başarılıydı. Peki. Ama tabii ki Antalya Altın Portakal burası sürprizler olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Yarın gece ve bu gece artık sürprizlerimizi öğreneceğiz. Peki, çok teşekkürler Cenk, yayınımıza katıldığın için çok mersi. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden yaptığımız yayınımız bugünlük de bu kadar. Bugün artık ödül töreni heyecanı var. Sevgili Cenk de bahsetti. İki ayrı ödül töreni olacak. İlk defa yapılıyor bu uygulama. Herkes merakla bekliyor neler olacak diye. Ödül töreni heyecanı da var. Yine tabii ki dedikodular, işte itirazlar, mutluluklar, sevinçler hepsi yaşanacak. Biz de an ve an buradan size aktarmaya devam edeceğiz. Ceren Bektaş. Güzel görünüyorsun. Şapkana da bayıldım ayrıca. Keyifli bir çok zaman yaşattın Ceren. Bize. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok mersi. Gizem, çok sağ ol. Teşekkürler. İyi yayınlar size de. Sağ teşekkürler. Ol.